Evet. Hamdolsun, şükür olsun. Evet. Şükrümüzü arttırsın. Evet, şimdi bugünkü konumuzu aslında biz evvelki programlarımızda böyle bir bahsederek geçmiştik. Özellikle sigara konusunda Laman programını yaparken diye hatırlıyorum ben. Bir değinmek suretiyle işte noktalarla tedavi konusu geçerken hani öyle üstün körü geçmiştik fakat detaylarına girememiştik. Şimdi biz sizin bir tütün endüstri mühendisi olduğunuzu biliyoruz. Dolayısıyla tütün Dumanına kadar. dumanına kadar olan safhayı çok iyi biliyorsunuz. Evet. Öncelikle bir tütün eksperi olarak, bir tütün mühendisi olarak bizlere tütün nedir, çeşitleri nelerdir, hangisi zararlıdır, hangisi yararlıdır bilmediğim için soruyorum. Bir yelpaze içerisinde konuyu sigara boyutuna kadar getirebilir misiniz? Sonra da bunun beraberce zararlarına, yaptığı tahribata vesairesine gelelim. Evet. Buyurun. Berhan Bey cidden çok önemli. Sigarayı, tabii tütün dedik ama esas sigara, tütün ve sigara farklı şeyler. Evet. Tabii bir konuyu kim anlatıyor? Ahmet Maranki radyo dalgalarını anlatıyor, bitkilerle tedaviyi anlatıyor, lavmanı anlatıyor. Bunlar kozmik bilimin konuları içindedir. Bizde bir kozmik bilim, stratejik araştırma konusu olduğu için tütünü ve sigarayı da bunun içinde değerlendirdiğimiz için anlatıyoruz. Bu kozmik bilim araştırmalarımızın içinde insan neslini yok etmek için kullanılan stratejik bir yol olarak görüyoruz. Sigara ve mamullerini. Bunun içinde sigara, puro, pipo, enfiye, tömbeki vesaire gibi tütün ağırlıklı olarak üretilen mamuller var. Bunun dışında da esrar, eroin, kokain, morfin gibi daha farklı boyutta da Bir de nargile yine varmış. evet, nargile, tömbeki dedin ya, Tömbeki onun dedik, tütünü evet. oydu, onunla bağlantılı ve bilhassa çok yaygınlaştı bugünlerde. Bunların hepsini burada inşallah bu programda dile getireceğiz. Tabii farklı bir boyutla. Yani biz bu programlarda şunu yapmayacağız Berhan Bey. Hani bir delinin taş atar, 100 kişi akıllı onu çıkaracağım diye uğraşır. Efendim sigara zararları, kanser yapıyor bu falan değil. Biz sigaradaki perde arkasını açacağız burada. Kiminle açacaksınız bunu çok önemli. Buradan ben ithaf ediyorum. Türkiye'de Sigarayla Savaşanlar Derneği, Sigarayla bilmem işte Mücadele Derneği, Sigarayı Bırakma Dernekleri var. Ne yapıyorlar bunlar? Bir gün bir bakanımız bununla ilgili bir milletvekilimiz çok doğru dedi. Ya biz bu sigarayı konuştukça insan sigara içmeye başlıyor dedi. Biz bunun artık farklı boyutlarını ortaya koymamız lazım. Mesela bugüne kadar bu sigara ve tütün ve zararlarıyla ilgili bir derneğin içinde, vakfın içinde, kuruluşun, NGO'nun içinde bir tütün eksperi, bir tütün endüstri mühendisi veya bir tütün teknisyeni olmamıştır bir kere. Evet. Bakın çok acı bir şey bu, değil mi? Çok acı, evet. Mesela Türkiye'de tütün üst kurulu vardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde tütün üst kurulu vardır. Şu anda Sayın Murat Başeskioğlu'na bağlıdır. Ona bağlandı devlet bakanı olarak. Ama bu tütün üst kurulunun içinde 6-7 üye ve başkanın içinde bir tane tütün uzmanı yoktur. Tütün eksperi yoktur. Tütün endüstri mühendisi yoktur. Tütünü bilen hiç kimse yoktur. Ne garabet değil mi? Çok yanlış. Şimdi bu ülkede bunun izahını kim yapacak? Buna imza atan bakanlar, başbakanlar, bakanlar kurulu hiç düşünmezler mi ya? Acaba şimdi ben gözüm hasta olunca nereye giderim? Göz doktoruna değil mi? Yani bugün midem hasta olursa dahiliye uzmanına giderim. Tütünle ilgili Türkiye Cumhuriyeti'nde karar verecek bir kurulun içinde neden bir tütünle ilgili uzman olmaz acaba? Enteresan. Evet. Bu çok önemli bir konu. Demek ki bu Türkiye Cumhuriyeti'nde bir kere devletin başbakanından, bakan kurullar kurulundan bakanına kadar bu işi düşünmek lazım. Ben bir soruyu Sayın Bakan'a sordum, yakın dostum. Güzel bir insan olan Murat Başeskioğlu cidden başarılarıyla yıllardır İçişleri Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda çok büyük projelere yer atmıştır. Beraber çalışmalarımız olmuş. Sordum. Dediler ki bugün böyle bu uygun görülmüş. Yani böyle bir hazırlanmış bir şey bu. Şimdi çok önemli bir konu. Demek ki bakın bir, iki tütünle ilgili Tekel Genel Müdürlüğü var ülkemizde. Bakın. Tekel Genel Müdürlüğü'nün başındaki kişi biz göreve başladığımız 70'li yıllarda bir Orhan Öze tütün eksperiydi. Genel müdür vardı.
Ondan sonra 80 öncesi 70'li yıllardan bahsediyorum. Ondan sonra bu kurumun başına bir tütün eksperi, tütün endüstri mühendisi, tütünle ilgili bir genel müdür atanmamıştır. Yani bu ne demek? Gözünüzü siz baytara gösterir misiniz? Veya bir makine mühendisine. Ama öyle olmuş. Öyle olmuş. Ve bu kurumların başında tütünle ilgili uzmanlar olduğu zamanlarda bu kurumlar Türkiye bütçesinin 1/5'ini tütün gelirleri karşılamış. Türkiye bütçesinin 1/5'ini tütün satışlarından ve tütün mamullerinden elde edilen gelirlerden karşılanmış. Ne zaman ki 80 sonrasında bu kurumların başlarına, yönetimlerine, yönetim kurullarına, müessese müdürlüklerine bakın. Ve tütün üst kurulu ihdas edilmiş bu kurumlara konunun müteahhitleri atanmayıp da makine mühendisleri veya atıyorum işte bir maliye hesap uzmanları ki bugün de öyledir. Bunlar atanmış veya bir iktisatçı, bir işletmeci atanmış. Atanmasın mı? Atansın. Ama siz bunun yanına bir de bir tütün mühendisi, tütün uzmanı, tütün endüstri mühendisi. Dünyada yüksek okul olarak tütün müteahhitleri yetiştiren bir Türkiye, tütün eksperleri yüksek okulu bağımsızlığı. Şimdi Celal Bayar Üniversitesi'ne bağlı olarak Manisa'da var. Bir de Amerika'da mevcuttur bakın. Bunun sebebi nedir? Dünyada en iyi tütünü üreten ülke nüfus oranlamasına göre Türkiye'dir ve Türk tütünüdür. Amerikan blend harmanlarında bir Camel sigarasında Turkish American blend yazar. Dünyada bir teamül vardır bakın. Bunları bu kişi, konunun uzmanı olarak söylüyorum. Bir teamül vardır. Benim İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset bölümünde ki master tezim Türkiye'de ilk defa bu sahada master yapılmış. Türkiye tütün sanayi ve dünyadaki politikaları üzerine olmuştur. Ve bugün tekelin geldiği nokta, tütünün geldiği nokta. Ülkemiz 85-90 yıllarına kadar tütün ihraç edinde bütçesinin 1/5'ini karşılayan bir konumdayken ve bir, iki, dünyada Türk tütünü katılmayan harman, harman değildir, bundan sigara olmaz imajı varken, üç, şu anda Türkiye'nin durumu nedir biliyor musunuz? Şu anda Türkiye dışarıdan tütün ithal eder durumda ve sigara ithal edilen bir duruma düşürülmüştür. Bunu Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri yapmıştır. Bakanları yapmıştır, bağlı bakanları yapmıştır. Kurumların başındaki yetkililer bunu yapmıştır. Evet. Herhalde bunu sokaktaki vatandaş bu hale getirmemiştir. Siz böyle bir kurumun içine bir uzman almazsınız. Fiyat belirlemede, ihraç politikalarında, bilime ve üniversiteye bu konuda uzman olmuş kişilere bir kapı açmazsanız, bilgisine müracaat etmezseniz, gözünüzü baytara gösterirseniz kör olursunuz. İşte Türkiye'de tütün sanayi ve politikalarının durumu bugün geldiği nokta, dünyaya ihracatta Türkiye bütçesinin 1/5 karşılayan bir konumdayken bugün tütün ithal eder, sigara ithal eder ve bu ithalat oranları ihracat olanlarımızın önüne geçmiştir. Şimdi burada Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin bakanları düşünmelidir. Bağlı bakanları düşünmelidir. Bunlarla ilgili kendilerine daha bu konunun bağlı olduğu kurumlardan isimler veriyorum burada. Sayın Abdüllatif Şener, özelleştirmedeyken sigaraya bakan bakan, maliye bakan. Bunların hepsine, üst kurullara, hatta şimdiki bakana bile çok geniş bilgilendirmelerde bulundum. Bunları ben bir şikayet olsun diye söylemiyorum. Artık bu işin düzelmesi lazım. Bakın şu an tekel özelleştirmeye verildi tekrar. Ben Sayın Başbakan'a teşekkür ediyorum burada. Tekel bundan 1,5 yıl kadar önce özelleştiriliyordu. Fakat bir anda Sayın Başbakan'ın müdahalesiyle 1 milyar 150 milyon dolara falan Türkiye'deki, Türkiye'nin bütün illerindeki baş müdürlükler, yaprak tütün müdürlükleri yüzlerce fabrikalar ona yakın arazileriyle 1 milyar dolara veriliyordu. Bir elden Sayın Başbakan'a ulaşıldı. Kendisine bu konu izah edildi ve Sayın Başbakan konuya müdahale etti. Dedik ki bunu bütün olarak satmayın. Tek başına satın, bizim sadece Şişli'deki
bira fabrikamız Bomanti'deki ve Mecidiyeköy'deki likör fabrikamızın ve İzmir'deki birkaç tesisimizi biz satsak bu milyar doları elde ederiz ve öyle olmuştur. Evet. Ve ülke bugün Sayın Başbakan'ın müdahalesiyle geriye dönmüştür. Fakat şu an yine tekel satışı gündemde bakın. Ve şu anda büyük tröstlerden Türkiye'de iri bir holding bunun alma çalışmaları içindedir. Bakın sadece Dragos'taki Maltepe tesislerinin bugün satış değerinin 1 milyar dolar olduğu söyleniyor. Bakın.